İç Savaş Nasıl Kazanılır? Sezar Örneği Bölüm 3. Yazan Doktor Mehmet Çanlı. Savaşın Taraftarları ve İdeolojileri. Sezar nehri geçip Ariminum'a ulaştığında Roma'yı terk ederek Capua'ya giden konsüllere bir mektup gönderdi. Mektubunda barış yapmak için Pompeius ile görüşmek istediğini ve eğer ordusu ve eyaletini bırakması isteniyorsa Pompeius'un da aynı şeyi yapması gerektiğini bildirdi. Buna cevaben bir mektup gönderen konsüller, Gaia'ya geri dönüp orada ordusunu terhis ederse Pompeius'un da aynısını yapacağını bildirdiler. İki tarafın da aynı anda birliklerini terhis etmesini isteyen Sezar, bildirilen hususları adaletsiz bularak reddetti. Savaşı önleyebilecek son şans da artık ortadan kalkmıştı. Başlamak üzere olan iç savaş, Sezar ve Pompeius arasında ülkeye hakim olmak için yapılan bir mücadele gibi görünse de aslında daha derin sebepleri vardı. Örneğin, Pompeius'un Sezar'ı destekleyenlere bakıldığında sorunun temelinde bir sınıf çatışması olduğu anlaşılmaktadır. Sezar'ı ağırlıklı olarak plebler yani sıradan halk desteklerken, Pompeius ise aristokratların desteklediği ve hatta onların oyuncağı olmuş biri gibi görünmektedir. Bunun yakın geçmişte yaşanan olaylardan da etkilendiği söylenebilir. Daha önce meydana gelen iç savaşın taraflarından biri olan Sulla, aristokratik hareketin lideri konumundaydı. Romalılaşmış yabancılara vatandaşlık veren Marisu ve Cinne ise halkçı hareketi temsil ediyordu. Yani ilk iç savaşın yaşanmasının temelinde aristokratlar ile halk arasında yaşanan sınıf mücadelesinin etkisi vardı. Bu iki sınıf arasındaki çatışmaya, M.Ö. 100'den itibaren Roma devlet yönetiminde ortaya çıkan çürümüşlük, aristokratların devlet imkanlarıyla servetlerine servet katması ve yolsuzlukların artması sebep olmuştu. Sulla dönemindeki iç savaş gelip geçtikten sonra devletin mevcut düzeni korunmuş ancak sınıf çatışmasına sebep olan bu sebepler ortadan kaldırılmamıştı. Tam tersine sorunlar daha da büyümüş ve halkçı hareket ile aristokratik hareket arasındaki mücadele daha belirgin bir hale gelmişti. Halkçı hareketi temsil eden Sezar da öncülleri gibi popülist politikalar izleyerek yabancılara vatandaşlık vermeye ve devlet arazilerini halka dağıtmaya devam etti. Böylece uzun süredir devlet kaynaklarını sömüren aristokrat hareketi mensuplarına halkçı hareketi mensupları da katıldı ve soygun düzeni tam bir talana dönüştü. Bu sebeple devlet artan gelir kaybını kaldıramayarak zayıfladı ve bu durum mevcut kadim yönetim sisteminin yürütülmesini imkansız hale getirdi. Sezar'ın sadece toprak ve vatandaşlık dağıtmakla kalmayıp aristokratların hakim olduğu senatoyu işlevsizleştirerek işlerini halk meclisi vasıtasıyla görmesi ise sınıf mücadelesini silahlı çatışmalara dönüştürerek yönetim sisteminde daha derin yaralar açtı. Sezar'ın istediklerini zorlanmadan gerçekleştirmesi ve sonunda bir savaş başlatmaya cesaret edebilmesi için ülkede uygun bir ortam vardı. Çünkü mevcut düzen M.Ö. 83 yılında Sulla'nın halka ezan politika uygulamalarının eseri olarak görülüyordu. Bu yüzden geniş halk kitleleri bir kurtarıcı arıyordu. Bu sebeple vatandaşlık ve toprak dağıtan Sezar'ı bir kurtarıcı olarak kucaklamaya hazırdı. Sezar da konsül olarak seçildiğinde halka toprak ve Romalılaşmış yabancılar toprak dağıtarak halkın bu beklentisini karşılayacak kişi olduğunu göstermişti. Sezar'ın bu yaptıkları ona rakipleri karşısında stratejik üstünlük kazandıran bir hamleydi. Bu hamleyi yapmasaydı Sezar'ın Pompeius'a karşı giriştiği mücadelede hiçbir şansı olmazdı. Çünkü Sezar, Rubikon'u geçtiğinde devlete isyan etmiş bir asi durumuna düştü ve şahsi çıkarlar için savaştığı düşünülseydi İtalya'ya girdiğinde bütün topluluklar ve şehirler tarafından kabul edilmesi mümkün olmazdı. Ama Sezar, yaptığı stratejik hamleler sayesinde uzun süredir halkçı hareketin lideri konumundaydı. Elbette iç savaşta kişisel ihtiras, gurur ve hırsların da etkisi büyüktü. Sezar'ın Gaia'daki büyük askeri başarıları birçok kişinin kıskançlığını çekmiş, bu kişilerin kendisini görevden aldırma çabaları da onun yargılanma ve cezalandırılma korkusu yaşamasına sebep olmuştu. Bu süreçte Pompeius, önceleri müttefikliğin sağladığı avantajlardan vazgeçememesinden olsa gerek, kararsız ve zikzaklı bir politika izlemişti. Fakat daha sonra Sezar'ın çok güçlenmesini istememesi, aristokratların baskısına boyun eğmesi ve Roma siyasetine egemen olma arzusu onu Sezar karşıtı kampın liderliğine taşıdı. Böylece Roma İmparatorluğu Sezar ve Pompeius gibi iki askeri ve siyasi liderin etrafında toplanarak iki kampa ayrılmış oldu. İtalya'da meydana gelen muharebeler. Pompeius savaş kaçınılmaz hale gelince bütün İtalya'dan asker topladı. Hızla büyüyen ordusu için kasabalardan ve mabetlerden de zorla para topladı. Bunu yaparken bütün insani ve dini hakları çiğnedi. Bu durum halk ve din adamları arasında Pompeius'a karşı düşmanlık oluşturdu. Bu gelişmeleri yakından takip eden Sezar, Pompeius'a karşı oluşan tepkiyi bir psikolojik hareket vasıtası olarak kullandı.
Askerlerine bir konuşma yaparak Pompeius'un ve taraftarlarının kendisine büyük haksızlık yapmakla kalmayıp halka ve din adamlarına karşı da büyük bir zulüm ve baskı yaptığını anlattı. Bu konuşma ordusunun ona bağlılığını arttırdı. Sezar onu destekledikleri için Roma'dan kaçan halk meclisi üyeleriyle Ariminum'da buluştu ve birliklerine haber göndererek kendisini takip etmelerini söyledi. Bu sırada Pompeius ve onu destekleyen senatörlerle mektup ve haberciler vasıtasıyla görüşmelere devam ediyordu. Pompeius, Sezar'a yazdığı mektuplarda kişisel ihtiras peşinde koşmamasını ve askerlerini geri çekip ters etmesini söyledi. Sezar, Pompeius'un ve senatörlerin bu yöndeki isteklerine, kendisine haksızlık yapıldığı, Pompeius'un da kendisiyle aynı konumda olduğu, kendisinden istenenleri önce onun uygulaması gerektiği cevabını verdi. Yani diplomasi son ana kadar sürdürüldü. Bu sırada Sezar, bulunduğu yerden itibaren yerleşim yerlerini küçük kuvvetlerle ve çatışmaya girmeden ele geçirmeye başladı. Pompeius'u destekleyen bazı kişiler askerleriyle hakim oldukları şehirleri tahkim edip Sezar'a karşı savunma için hazırladılar. Ancak Sezar ilerledikçe halkın ve yerel yöneticilerin Sezar'a olan temayülleri sebebiyle bu şehirleri terk ederek Roma'ya doğru uzaklaştılar. Bu kişiler Sezar'ın birliklerinde takip edildi ve çekilen birliklerdeki askerler dağıldılar. Bu askerlerin bir kısmı evlerine giderken bir kısmı da Sezar'a katıldılar. Sezar'a katılmayan bazı birlikler ise Pompeius'cu komutanları ile birlikte yakalandı fakat Sezar onları cezalandırmak yerine affetti. Bu gelişmeler Roma'da büyük bir korkuya sebep oldu. İleri gelen kişiler şehri terk etmeye başladılar. O sırada şehirde bulunan Pompeius de şehri terk ederek daha önce Sezar'dan alınan iki lejyonun bulunduğu yere gitti. İşler beklediği gibi gitmiyordu. Asker toplama işi aksıyor ve yeterince asker toplayamıyordu. Bu sebeple yanına bazı birliklerini alarak daha güvenli olduğunu düşündüğü Capua'ya gitti. Burada Sezar'ın toprak dağıttığı köylülerden zorla, gladyatörlerden ise özgürlük vaadiyle asker topladı. Bu gelişmeler üzerine Sezar hızla ilerledi. Ulaştığı her yerleşim yeri Sezar'a desteğini gösterdi ve ordusuna yardımda bulundu. Gitmediği yerler ona elçiler gönderip desteklerini sundular ve asker gönderme talebini karşıladılar. Sezar'ın hızla ilerleyince Pompeius'a bağlı birlik komutanları korkuya kapılarak bulundukları yerleri terk ettiler. Bunun üzerine bu kişilerin askerlerinin çoğu firar etti. Pompeius bu duruma engel olmak için Sezar'ın ilerleme istikametini tutan birliklerine en güvendiği adamlarını gönderdi. Bu kişiler kaçan birliklerin komutasını alıp yeni askerler toplamaya çalıştılar. Bu sırada Sezar da Pompeius'un birliklerinden kaçan askerleri aratarak bulunanları kendi ordusuna alıyordu. Birçok şehir Sezar'ın birliklerinin yaklaştığını görünce kapılarını açıyor ve bu şehirlerdeki askerler kendisine katılıyordu. Pompeius'un birlikleri Sezar'ın ilerlemesini yavaşlatmak için köprüleri yakmaya başladılar ancak Sezar yakılmadan önce bu köprülerden geçmeyi başardı. Sezar ilerledikçe bazı şehirlerin halkı Sezar'a gizlice haberciler gönderip kendisini desteklediklerini ancak şehirlerinde Pompeius'un birlikleri bulunduğu için bunu yapamadıklarını haber verdiler. Bunun üzerine Sezar bu şehirlerdeki bazı birliklerini gönderdi. Sezar'ın ordusunu gören şehir halkı kapıları açtı. Pompeius'a bağlı komutanların askerleri de Sezar'a katıldılar. Bunu gören komuta heyeti askersiz bir şekilde kaçmak zorunda kaldı. Böylece Pompeius'un askerleri azalırken Gaya'dan gelen birlikler ve gönüllü Gayalıların da katılımıyla Sezar'ın askerleri hızla artıyordu. Ancak Sezar'a katılmayan ve teslim olmayan kasabalar da çıkıyordu. Bu kasabalar etraflarına hendek kazılarak kuşatılıyordu. Fakat bu şekilde birliklerini dağıtarak yaptığı alan savunmasının işe yaramadığını fark eden Pompeius stratejisini değiştirdi. Birliklerini bir araya toplayarak muhtemel bir meydan muharebesinde Sezar'ı yenebileceğini düşündü. Bu sebeple kuşatılan şehirlerdeki komutanlara şehri gizlice terk ederek kendisine katılmaları haberini verdi. Bunu fark eden askerler komutanlarını yakalayarak Sezar'a teslim ettiler ve şehir kapılarını açtılar. Sezar bu birliklerin komuta heyeti askerlerini ve şehir halkını saldırılarından koruyarak onlara iyi davrandı. Bunun üzerine birçok şehirdeki birlik komutanları ve önde gelen kişiler hayatlarının garanti altına alınması için Sezar'a başvurmaya başladılar. Böylece Pompeius'un ordusu ve taraftarları hızla erirken Sezar büyük bir direnç görmeden ilerleme imkanı buldu. Bu haberleri alan Pompeius, Sezar'ın henüz ulaşmadığı tüm şehirlerdeki birliklerini etrafında topladı. Ayrıca kuvvetini arttırmak için çobanlardan ve köylülerden yeni askerler topladı. Ancak yeni askerler Sezar'ın ordusunu görür görmez teslim olup ona katılıyordu. Pompeius hızla dezavantajlı tarafa haline geldi, Sezar ise ilerledikçe güçleniyordu. Buna rağmen Sezar, Pompeius ile yüz yüze görüşmek ve barış yapmak için hala vakit olduğuna dair haberler gönderdi. Bu çağrılarına bir cevap alamayınca bazı birliklerini Sicilya'ya gönderdi. Böylece daha önce sadece karada yaşanan ve pek de şiddetli olmayan muharebeler sahillere de yayıldı ve şiddetlendi. Çatışmalar şiddetlenince Sezar bir defa daha Pompeius ve konsüllere haber gönderdi ancak konsüller Pompeius'un yanında olmadığından yine barış çabalarından bir sonuç alamadı.